Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Abilerim, ablalarım hepinize tekrardan selam olsun. Bugün ne yapıyoruz? Şöyle karnabahar, brokoli, havuç, patates ve sarımsağım var. Bunlardan güzel bir kış sebzelerinden fırında karnabahar brokoli yapalım. Şöyle 3 adet şeyim var. Havucum var, 3 adet patates var arkadaşlar. Brokoli ve karnabaharım var. Evet, ben tezgahımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle havuçlarımdan başlayayım. Tıraşlayalım havuçlarımızı şöyle. Üstünün kapını alıyorum. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Akşama ne yemek var bakalım? Sizlerde ne var abilerim, ablalarım? Ben de bugün dediğim gibi ne yapayım diye bir şey yaptım. Bir baktım brokolim var. Bir baktım karnabahar var. Dedim bu şekilde. Şeyde internette de görmüştüm. Ne zamandır yapayım diyordum aslında. Bugüne kısmetmiş. Arkadaşlar. Şöyle 3 adet havucumu güzel soğudum. Benim şeyim nerede? Kesme aletim. Böyle arayınca da bir anda bulunmuyor işte arkadaşlar, kesme aleti. Ne kadar düzeltirsen de düzelt. Arkadaşlar şey oluyor. Karışıyor. Şöyle havuçlarımı. Güzelce doğruyorum. Fırına vereceğim arkadaşlar bunları. Fırında pişecekler. Bakalım tadı nasıl olacak? Güzel olacak mı? Şu şekilde doğradım. Bunları şöyle alayım. Patateslerimi doğruyorum arkadaşlar. 3 adet de dediğim gibi patatesim vardı. Onları da şöyle doğrayayım güzel. Ben şeyi çok seviyorum. Karnabaharı çok seviyorum arkadaşlar. Karnabahar yemeği olsun, karnabahar kızartması olsun. Onu çok seviyorum. Annem bir de sarımsaklı tavada yapıyor. O da çok güzel oluyor. Patatesleri ortadan ikiye böldüm. Onları da şöyle doğruyorum. Fırında sebze. Güzel olacak inşallah. Dediğim gibi annem de Keçiören değil, daha gelmedi. Erken geliriz diyorlardı da gelmediler. İş başa düştü. Ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Patatesleri doğruyorum. Güzel olacak, lezzetli olacak. Güzelce baharatlarla bunu şey yapacağız, tatlandıracağız. Yağı, karabiberi, pul biberi güzel bir şekilde baharatlarla bunu da tatlandıracağız. Daha bir ayrı güzel tadı olacak arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt da isteğe göre yapılabilir.
Ben sarımsaklı yoğurt da yani yapmayı düşünüyorum tabii. Yakışıyor. İçinde de keza şey olacak, sarımsak olacak. Sarımsak koyacağım yani. Doğal antibiyotik. Aslında bunu da şöyle şu şey kesme aparatımla yapabilirim. O da şekilde olabilir işte. Bunu da böyle yapalım. Bunu da şöyle alalım hemen. Bunu da böyle aldık arkadaşlar. Renk şöleni. Bunlar renk şöleni güzelce. Ben şöyle onları şu şekilde küçük küçük şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kalın saplarını da alıyorum. Bildiğiniz küçük ağaç vallahi. Allah ne güzel şeyler yaratıyor. Şöyle küçük küçük ağaçlar yeşil yeşil. Vallahi billahi. Hepsinin ayrı bir tadı, hepsinin ayrı bir şeyi var işte. Yani kışın sebzesi meyvesi ayrı, yazın sebzesi meyvesi ayrı. Değil mi arkadaşlar? Hepsi ayrı bir güzellikte. Bunun şeyi haşladıktan sonra şeyi de çok güzel oluyor. Salatası da çok güzel oluyor. Sizler yapıyor musunuz bilmiyorum da. Şey de salatası da çok güzel oluyor. Ben salatasını da çok beğeniyorum bunu. Annem haşlıyor mesela. Yağlı güzel şeyini atıyor. Yağını, limonunu atıyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Ben bunları da bir güzel yıkayayım arkadaşlar. Kendi bağrımı falan da yıkadım. Şöyle suyu süzülüyor. Bakın onları da şöyle küçük küçük yine şey yaptım, doğradım. Bu şekilde. Görüyor musun? Şöyle geniş bir kaba aldım. Şimdi onun içine şöyle yağımızdan koyuyorum. Evet, yağ koydum arkadaşlar. Baharatlarımı hemen ekleyelim. Yağın içine arkadaşlar şöyle kırmızı toz biber koydum. İçine renk katıyor. Biraz kimyon. Karabiber ekliyorum. Karabiber de güzel oluyor arkadaşlar. Bir de pul biber ekleyeceğim. Şöyle pul biberi de şey yapıyorum, ekliyorum. Pul biber de güzel oluyor. Biraz acı şey geliyor arkadaşlar. Burada annem bir de geldiler. Annem bir de geldi arkadaşlar bu arada. Böyle. Evet arkadaşlar sarımsaklarımı soydum. Şöyle 5 diş de sarımsak soydum. O sırada annem de geldi. Fırını ayarlıyor şimdi. Şöyle. Merhaba arkadaşlar, ben geldim. Hoş geldin bakalım. Olmaz. Aynen annemsiz olmaz arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Ben de şöyle karnabahar, brokoli de, havuç, patates. Bunlardan şimdi fırına şey atacağım. Arkadaşlar sarımsakları da şöyle yağ, baharat çeşitlerinin içine sarımsaklarımı şöyle doğruyorum. Uzun uzun. Çok fazla şey yapmıyorum. Küçük doğramıyorum. Şimdi, haydi bismillah diyelim. Yavaşça bakalım.
sebze yemeği. Aynen. Şöyle. Yağ ile güzelce bunu bir şey yapalım, karıştıralım. Hepsine yağı, tuzu karışsın. Sen elinle karıştırsan daha mı iyi olur? Kaşık kaşık yapıyor da. Ellerini yıkar temiz zaten yemeğin. Ellerini temiz yok. Yıkıyorum da devamlı. Ellerini yıkar bir şey yapma. Yok, zaten temiz elini. Temiz yani ellerini suyun içine. Evet arkadaşlar, kaşıkla olmayınca artık elimin lezzeti geçsin bu şekilde. Aynen öyle. Annem de her zaman arkadaşlar öyle elimin lezzeti diye bu şekilde yapıyor. Güzel oluyor. Evet. Biz de böyle yapıyoruz. Bunu şöyle şöyle şimdi kaldır. Şey bıçak kırık mıydı? Ben, çatlamış. He, çatlamış. Şöyle. Al sen. İlla benim elimde yiyecek ya. Aynen öyle. Sıra bakmayın bak. Annenin yemesi lazım arkadaşlar. Güzel, güzel oldu bak, gördün mü? Böyle ya. Çok da güzel de görünüyor rengarenk. Rengarenk güzel bir şey. Şey bir insan yiyesi geldi. Bu tamam karıştı. Bunu ben odun tamam, döküyorum şöyle. Fırın tepsisine arkadaşlar şöyle bakın. Rengarenk. Şey yaptım. Yani iyice şey yapalım. Üstüne geçiyorum. Güzel oldu. Brokoli ile karnabahar da artık onlardan da artık sen bir salata yaparsın. Ben ondan sonra hadi. Aynen öyle. Şöyle şu görüntüye bir bakın. Ellerimi yıkayayım, bir yakından göstereyim arkadaşlar size. Evet şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel. Rengarenk, güzel şöyle havuç, vallahi karnabahar, patates var arkadaşlar içinde, sarımsak. Aynen öyle, sarımsağımı doğradım. Yağı, pul biber, karabiber, az bir şey kimyonu, baharatları var böyle. Bakın şu şekilde fırında ısınsın, şimdi fırına gönderelim bakalım. Evet fırınımız ısındı. Şöyle sebzelerimiz fırına gidiyor arkadaşlar. Bakın. Rengarenk. Haydi güle güle. Hadi bakalım. Haydi şimdi bakalım. Birazdan pişmişiyle görüşürüz inşallah. Evet şöyle pişti bakın arkadaşlar. Buhar buraya çok yaklaştırmayayım. Ha çıkar artık, o pişti. Evet bakın. Vallahi süper oldu. Şurası mis gibi oldu, güzelce oldu. Şöyle şununla rendeleyeyim 2 dakika. Bakın mis gibi. Evet sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım şöyle. Güzelce bakın tabaklarımıza da aldık. Ha. Şöyle bakın. Olmaz mı ya? Bol sarımsaklı şöyle göstereyim size. Oh. Şimdi bu ne güzel gider arkadaşlar. Bakın. Haydi bakalım bizlere. Afiyet olsun canlar. Dostlar. Şöyle koyalım. Herkese günaydın sevgili takipçilerim. Bugün ben kalktım, işe geldim. Sabah Ankara bu şekilde. Kar yağıyor. Oturduğumuz semtte bu şekilde çok güzel bir kar yağıyor. Kuk olduğu için fazla araba geçmemiş sanırım. Ve hala yağmaya devam ediyor. Çok güzel olmuş yerler falan. Bu şekilde. Şimdi ben de birazdan işe başlayacağım. İşe başlamadan önce sizlere şöyle bir kar manzarasını göstereyim istedim. Çok güzel yağıyor, hala devam ediyor. Böyle. Evet sabah kar yağmıştı, eridi. Şimdi tekrardan şöyle göstereyim size, yağmaya başladı havada. Şu şekilde. Geldik, kar yağışı başladı. Şu an itibariyle Ankara'da güzel. Şöyle büyük büyük karlar yağıyor arkadaşlar. Bu şekilde akşama kadar bakalım tutar mı? Tutar. Görürüz inşallah. Hayır yağsın. İnşallah, amin inşallah.